Selam arkadaşlar, Sajdeyesine hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, devam ediyoruz serimizi arkadaşlar. Şimdi koalisyon savaşı yeme ihtimalimiz var demiştim ya arkadaşlar. İşte onun için biraz hazırlık yapıyoruz. Ben şimdi gemileri hepsini topluyorum şu anda. Buralarda bir yerde. Şuraya göndereyim ben bunlar olmazsa. Şöyle. Siz de böyle gelin. Siz topluca zaten o tarafa gidiyorsunuz. Burada gemilere bindireceğim ki adamları bu tarafa getireceğim. Belki gerek de kalmayabilir, bilmiyorum. Şimdi o zamana kadar onun öncesinde arkadaşlar şurada bir otonomi verme durumumuz var. Çünkü vermediğimiz için buralarda biraz sıkıntı vardı. Nerede o? Şurada Norwegian diyor. Şimdi eksilere düştü ama burada bayağı vardı. Onu unuttum ben düzeltmeyi. Şimdi Connaught denen bir yer var. Neresi burası? Şurada. Ondan sonra nereler var? Bunların hepsine otonomileri verelim. Niye veremiyoruz? Çünkü 86 zaten buranın otonomisi. Tamam, şuna verelim bari. Pardon. Şurası. Tamam, buna da verelim. %100 otonomi oldu. Hay anasını. Olaya bak. Şimdi idealarda bence bunu alalım artık. 400 puanımızı verelim. Çünkü şey yaptık. Bak. Şunların hepsini başlattık artık. İhtiyacımız yok şu anda. Teknoloji açmak için ihtiyacımız olabilir ama ben diyorum ki biz bir idamımızı alalım. Bu daha şimdilik daha önemli gibi görünüyor. Artı bir, şu da geldi. Şu da geldi. Artı bir diplomatic relation olayı da gelmiş oldu böylece. Tamamdır. Tamamdır Genco. Sen buradan buraya geliyorsun. Tamam. Onlar da bir gelsin. Koalisyon her an oluşabilir arkadaşlar. Sen geliyor musun? Tamam, gel. Kaç tane taşıma gemisi? 8. Hepsi toplansın, ondan sonra halledeceğiz biz onları. Hepsi bir gelsin bakalım. Koalisyonla alakalı bir gelişme yok ama ne zaman olacağına dair zaten bir şeyimiz yok. Bunlar geldiler. Birleştir. Şimdi bir dakika bakayım. 16. Ben buradan bir elemana ayırayım o zaman. Şöyle. Kalanlarını... Şunu çektim, birleştirdim, dahil ettim gemiye. Sonra Normandiya'ya bir çıkartalım bu elemanları. Cilerme, Adaluntia, bilmem kim. Kim lan bu? Cilerme. Ha, bizim lan geminin komutanıymış. Amiralmiş. Amiral Cilerme. Şu ne zaman gerçekleşir Allah bilir ya. Aslında biliyoruz. Yani şu anki papa ölürse bizim kardinallerden bir tanesi papa olacak. O da şimdiki papa 72 yaşında. Bekliyoruz gençler. Bekliyoruz. Hadi bir göç git ya. Göç git. Threatened diyorsun. Evet. Aggressive expansion. Lan sen ne ara aldın bu agresifliği? Yani ne ara aldın 58 agresifliği? Şimdi şöyle haritaya baktığımız zaman durum bu. Yani bazı yerler çok yüksek, bazı yerler normal ama çok yer var böyle 50 civarında olan. 49, 50, 46, Avusturya bile 40 yani. Her an bir şeyler olabilir. Henüz olmadı, o yüzden şanslıyız diyorum. Şu elemanlar çıktı buraya. Gönderelim şuraya. Şimdi sırada kim var? Mesela bence İskoçlar var. Çünkü İskoçya ile artık savaşabiliriz. Lothian ile alakalı bir şeyimiz de var. Hatta şimdiden girişebiliriz. Lothian'ı alabiliriz dediğim gibi. Hatta annex edebiliriz ama şey diyeceğim, burada bir ben burayı vassallayabilir miyim acaba? Bakayım 1000 puan. Ha. Senin nerede korun varmış bakayım. Şurada kor varmış. Olmadı be Genco. Bunların da Ayşehir korları bizde. Bunların zaten biz keşke korlardan vazgeç dedirtebilseydim ya. O zaman İskoçların şeyi oraya verirdim. Burayı da şey yapardık. Vassal yapardık. Bu bizim eleman. Bir dakika. Tamam, aynen böyle. Tamam. Kafam karıştı da birazcık. Şimdi bunlara dalabiliriz olmazsa. Sen bir gel buraya. Sen de bir gel. Sizi bir şey yapalım. Toparlayıp bölüştürelim. 4000 kişinin burada durmasının bir manası yok. Sen de geç. Hepinizi bir şey yapalım. Bir geçirelim şeyden. Bir elden geçirelim. Bakalım ne var ne yok.
We lost claim on province Rosilion. Yapma be. O zaman buraya hemen bir adam gönderelim. Şey yapsın. Build spy network. Çok zaman geçti ama Avusturya ile ittifakları da bitmedi ki. Hani hasbel kadar eğer Avusturya ile savaşa girme durumum söz konusu olursa o zaman şey yapmayı düşünüyorum. Savoy. Savoy ile ilgilenmiyoruz zaten. O zaman bunlara savaş açarım. Nasıl olsa Aragon'la savaşta olacağız diye düşünerek. Aragon nereden çıktı? Avusturya ile pardon. İngiltere. Spinal. Reducing. Peki bakayım. Şu anda fabricate claim yapabiliyoruz. Ziyan olmasın puanlarımız. Hemen fabricate claim yapalım. Bir de bir şeye bakayım mı? Şimdi 10 var burada. Lancaster, bilmem ne. 11 buralar böyle. Bence şu iyi olabilir. Şu da olabilir. Burayı mesela kullanmayı düşünüyoruz, değil mi? En iyi yerlerden bir tanesi. O zaman şuradan alalım. Adı neydi buranın? Lancashire mıdır? Nedir orası? Tamam. Yeterli değil mi? 50 puanımız yok muydu bizim? Your English Spy Network falan filan. Sanırım biraz zaman geçmesi lazım. Ekleyelim abi, bekleyelim. Tamam. Karakoyunlu. Dur bakayım ne yaptı Osmanlı. Karakoyunları yenmiş. Osmanlı ama Candarla Karaman'ı halletmemiş hala. Osmanlı beklediğimiz gelişmeyi henüz sağlamadı ama yine de çok da zayıf sayılmaz. Burada hep şey mi? Evet, hepsi normal asker. Adam gücümüz 15.000'e geri çıktı. 700 paramız birikti. Hemen bir inşaata girişelim mi? Bu arada adam gücü derken aklıma geldi. Limitimiz 55'te kaldı yine. Limiti arttırmanın yolları var tabii ki ama yani değer mi o işe? Çünkü bina yapmamız gerekiyor. Development geliştirmemiz gerekiyor. Development'a harcamayacağım hiçbir şey. Askeri puan harcayabiliriz aslında isterseniz. Ama askeri puanları ben mümkün mertebe tutmak istiyorum elimde. Eğer fazlamız olursa hani şu teknoloji geliştirme olayı da gecikmemek için sürekli hani şu eksilere düşmeden geliştireyim. Eksilere düşmeden demeyeyim de en azından o sınırdayken geliştireyim istiyorum. Gel binalara bir bakalım. Ne yapabiliyoruz mesela? Şunu yapabiliriz. Development aç bakayım. Paris'te var zaten o. En yüksek ne? Sarılar değil mi? En yükseklerden bir tanesi. 23. Aynen abi. Aslında gerek yok ya. En yüksek parayı ne getiriyorsa orası. Mesela 20. Bayağı bir yapmıştık bunu. Peki diğer binalar mesela Barracks manpower arttırıyor gördüğünüz gibi. Ooo, Barracks'ı mesela başkente yapsak 1250 manpower getiriyor. Çok güzelmiş lan. 1250 tek bir tane ondan yap yeter. Yani çoğu yere yapmaktansa çoğu yerin 3'ünün karşılığını alabiliyorsunuz burada. Bazı yerler 750 veriyor. Oralar da güzel. Ama bir başkente bir tane Barracks yapalım. Sonra şuna hiç bakmadık. Marketplace ama bu da ticareti arttırıyormuş. Onu da yapabiliriz ama bu daha net gelir sağlıyor bize. Şöyle 20. Kaç paramız var? 500 daha var. 20'lik var mı? Yoksa 19'u işaretleyeceğim. 20'lik, 20'lik, 20'lik. 16, 10, 12. Tamam 19'u işaretledim. Allah Allah. Bu taraftakiler zaten otonomiden dolayı ölmüş vaziyette. Aynı şey burada da var. Hep ana karayı halledeceğiz yani. 15, 12. Vallahi yok gibi ya. 16 var. Daha yükseğini göremiyorum. Bir de burası 16. Tamam. Bir 16 da buradan alalım. Tamam bırakalım. Şimdilik bir miktar cebimizde para kalsın. Şimdi bunları birleştirmek için göndermiştim. Şunları bir ayıklayalım. Neyimiz var neyimiz yok. İki atlı kalanı yaya. Peki. Koalisyon şeysi de olmadı yani. Biz zorluyoruz ama. Şöyle yapalım. Şöyle 10.000 piyade 12.000 artı 2 ya da 12.000'e 12.000 olsun böyle.
Bir tarafın piyadesi daha çok. Şöyle gönderiyorum ben bunu. Bunlar burada kalsın. Ben buna My King, the Papal State has excommunicated Genova. Genova'yı excommunicate etmiş. Şununla da alasım var ama bunların başkentlerinde şey vardır kesin. Lothian'da kuşatma meselesi. Bir dakika. Kuşatmaysa işte bunu alacağız. Bunu alacağız. Bu neymiş bakayım? Papal State's opinion of France -100 diyorsun. Clergy loses on loyalty. Buysa nobility düşecek ama ayaklanma çıkacakmış bu Bourbon'da. 19'luk bir ayaklanma Bourbon'da çıkacakmış. Bourbon neresi? Bourbon şurası. Ama ben bunları buraya göndereyim. Aslında 16 bunlar yeterli bile olabilir. Yeterli bile olabilir. Limitimiz arttı mı? Artmıyor bir türlü ya. 55'te kaldık anasını satayım. Bu nedir ya? Ben geçici olarak o zaman bir miktar paralı asker yapayım. Aslında yeterli olur ya. 19'luk bir ayaklanma çıkıyor. 19'luk ayaklanmayı 16 ile halleder miyiz? Tamam. O zaman 3 tane şundan yapalım. Bourbon. 1, 2, 3. 19'a 19 olsun. Nasıl olsa bu bir ayaklanma şey değil yani. Bunlar hızlıca gelir zaten. Bu daha gelmeden bunlar bitmiş olacak zaten. Büyük ihtimalle. Şirvan'a savaş açtı Osmanlı. Ha bitmiş bunlar. Tamam hemen gel. Ben birleşim burada. Sonra da şu alttakini seçeceğim. Ayaklanma çıksın. Ama önce bir birleştireyim şunları. Hop birleştiler. Hallederiz gençler, hallederiz. Çünkü bizim hem komutanımız çok iyi. Onların komutanı var mı? Var. 2-1-1-1. Ama bir şey gördüğünüz gibi fark çılgın. Bir dakika asker çeşitleri ne? Normalde ayaklanma bizimkilerle aynı olması lazım. Aynen öyle. Bizimkilerle aynı. Bizimkilerle birebir aynı. Ama yine de bizim komutanın etkisi var. Şu var, bu var. Güzel. Şimdi limitin üzerine çıktığımız için ne kadar para veriyoruz? Ay yazıyordu değil mi? 1.59. Hiç gerek yok abi. Gerektiği zaman şey yaparız. En düşük askere sahip 3 tane birimiç alıyorum ve gönderiyorum. Servis ediyorum. Sizin göreviniz bitti diyorum. Tamam. Şimdi 70... Aa bir dakika. Hemen şunu halledebiliriz bak. 72 senesinde yapabiliyorduk. Aha. Make a generous donation. Para vereceğiz. Loyalty kazandıracak bize bu. Şu anda 28 loyalty'ye sahipler. Bu da zaten bize 15 loyalty verecek. Şu 40'a düştü nobility ama yapacak bir şey yok onda. Tamam ben bunu hemen hallediyorum. Burada sıkıntımız kalmadı. Ayrıca %20 de tax modifier geldi üstüne. Yalnız bunlarda %8. Ben bunu biraz tutacağım. Bu %8 yüzünden loyalty'leri sürekli düşüş halinde olacak ama... Ama %80, şunun da %80'i geçmemesi lazım. Bunun için beklememiz lazım. Ne zamana kadar? 74 senesine kadar. Çok fazla bir şey değil. Bekleyebiliriz. Evet. Siz ne yapın? Paris'te takılın ya. Tamam. Ben bunlara savaşı açıyorum artık. Bir dakika. Şeyimiz var mıydı? Abi. Bir dakika bakayım. Ya acaba dedim hani bir miktar daha göndersem miydi bunu? Bir göndermeye çalışalım bakalım kaç var? Hiç yok değil mi? Hiç yoksa hiç kasmayalım bu sebepten dolayı. Çünkü çok uzun zaman alacak. Lothian'da bir claim'imiz var. Buraya da atayım dedim de. Yok abi sıfırmış burası. Tamam ben iptal ettim. Core'larımız geldi. Ayrıca mesela şuraya da şurayı vassalization dediğimiz gibi core olduğu için kabul etmeyecekler. Peki ya burası? Buraya savaş açabilir miyiz? İngiltere ile ittifakı var. Ben buraya ittifak yapıp vassal da yapabiliyormuşum. Evet, buraya vassal yapabiliyormuşuz. Buraya ayrı vassal yapıp bunu da annexleyebiliriz istersek. Yani böylece savaş mavaş agresiflikle uğraşmamış oluruz.
Bir tane ekstradan ilişki seviyesine sahip... Bu ne lan? Navarra. Ha, bundan dolayı mı korkuttun beni? Bir şey yok ya. Aa, bir dakika. Siligo. Burası ne? Neresiydi Siligo ya? Ya. Siligonian diyorsun. Peki. Bu ne lan? Siligo. Tamam. Aa, bu kocaman yazıyor zaten ya. Görmüyorum bir de. Buraya, ha, buraya veremedik değil mi şeyi? Tamam, buraya bir adam göndermemiz lazım. Gerçi şu anda bir sıkıntı varmış gibi görünmüyor. 11 sene sürecekmiş bu ayaklanmanın çıkması. Uzun süre. Bu ayaklanma çıkmaz, 55 sene diyor zaten. En yakını o, %80'e ulaşmış ama. Tamam abi, açıyorum savaşı. Allah ne verdiyse girişelim. Tamam. Girdik abi. Sen de böyle gel oraya kuşat. Sonrasında artık önemli değil. Elfler yok olacak mı? Yok oldular bile zaten. Abi bu arada burada kale yoktu değil mi? Kale yok. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Komutan burada olsun yeter. Tamam, şimdi İskoçya'yı halledeceğiz. İngilizler gelmedi bildiğim kadarıyla. Evet, İngilizler gelmedi bu sefer. Gelemezler çünkü az burun dalarım bunlara. Çünkü az bunu dalalım. Adamlarda asker yok zaten. Nereye geliyorlar? End of... Aha. Bir dakika, onu bırak. Bu ne? He was loyal to France. Aa, bizim bir kardinalımız daha var artık. Yok ya. Bizden biri ölmüş. Allah belanı vermesin. Is no longer the seat of a cardinal. He was loyal to France. Gitti mi yani? Bir kardinal kaybettik. Fransa gained not insult. Yapma. Çok önemli değil ama neyse, olan oldu. Estates demand provinces. 78. Bu düşene kadar bir şey vermeyeceğim ben onlara. 119 para. Bu arada para konusu niye bu kadar şey, kötü durumdayız? Fortlardan dolayı değil mi? Abi şu fortlara uyuz oluyorum zaten ya. Paralı asker. Tamam. Paralı askerlerin maliyetlerini zaten azalttık ki. Şu fortları bir kapatalım. Nerede? Yok, o değil. Burada mıydı? Ha, buradaydı. Şu fortları bir kapatalım ya. Ay, yıkmak da istemiyorum şimdi. Koalisyon savaşları olduğu zaman buradan gelecekler yani. Tepemize binecekler ondan sonra. Burayı da kapatalım. Savaşta olsak da onlar kapalı durabilir. Tamam. Claims fabricated. Danimarka'da bize karşı claim atıyor ya. Yani. Bu arada bizim buradaki... Aa, buradaki elemanımız yine düşmüş. Lan ne ara düşüyor, ben anlamıyorum ki. Sürekli keşfediliyor anladığım kadarıyla. Bak yine sıfırlanmış bir de. Şuraya claim atacağız. Henüz gelmedi değil mi? Yok, gelemedi. Yine... Hey. Oha, niye claim atmak için 40 puan lazımmış? Ne bileyim ben. Ben ne bileyim ya. Kim lan? Desmond. Hoş geldin. A new cardinal. Haha. Yine yeni kardinal geldi. Bizden. Tabii ki. Şu kaleyi ben yanlışlıkla hep görüyorum demek ki. Bak, orduyu seçtiğim zaman şurada bir kale görünüyor. Niye bilmiyorum ama kale görünüyor orada. Ben de diyorum ki herhalde orada kale var. Meğersem yok aslında orada kale var. Buralar kor yapılacak. Yapılmaya çalışılıyor. İdea geldi. Ama idea almak istemiyorum. Ya belki çok puanımız olur da olursa belki teknoloji açarız. Teknoloji açmamın sebebi de şu olacak yani, o puan hani çok birikir de artık harcayacak bir şey bulamazsak, yani o sebepten dolayı teknoloji açarız, diğer bir iddiayı açmaya çalışırız. 7'de geliyor zaten, çok uzak değil. İki kademe daha açsam şunu alacağız iddiayı. Bu sefer iddiayı askeri iddia alırım. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar %13 diyorsun. Bir şey, hiçbir şey yok abi burada. Hiçbir şey yok. Beklemekten başka.
giderek düşüyor kendiliğinden. Olaya bak. Korlar gelmeye başladı gençler. Korlar gelmeye başladı. Bakayım diğerleri ne zaman geliyor. O arka arkaya gelecekler şimdi. İki tane daha geliyor. O zaman bir sıkıntı kalmayacak. 73 senesindeyiz şimdi. Bir tane fazladan liderimiz var ne yazık ki. Ondan sonrasına bakacağız artık. Bir de şeye bakalım. Şu herif kor yapıyor mu buraları? Yapmış mı buraya kor? Tamam, ben bunu annex etmeye çalışsam ne zaman annex edebiliyorum? Bir bakayım. Annex vassal. Ha tamam, savaştayken olmaz diyor. Tamam, savaş bittikten sonra bir kontrol ederiz tekrar. Ben niye şey gemi göndermiyorum buraya? Bu kuşatmanın çabuk bitmesi için gemi göndermemiz çok daha iyi olur derken bitti zaten kuşatma. Ben buraya annex edeceğim. Kaç agresiflik? 27. Gelirse gelsin anasını satayım. Gelirse gelsin. Annex edelim. Bize 57 puana mal olacak diplomatik puan. Tamamdır. Bir de para verebildiğini ver. Ver anasını satayım. Gel. Şimdi hemen buralara bir kor yapalım. Tamam. Ucuz atamayız daha fazla. Burayı da kor yapalım. Şimdi burada şunlardan kurtulalım. Aa, buna bir şey yapamıyoruz. Tamam, sen orada elemanımız dursun o zaman. Şurayı da modbollayalım. Tamam. Oldu bu iş gençler. Oldu bu iş. Burayı tamamladık. Evet. Bekliyoruz şimdi artık Norveç'le şunla bununla ittifaklarımız şeylerimiz neydi o şeydir. Adı neydi ya? Oho. Oh, abi dil gitti ya. Vallahi şu an kafa da gitti. Bakıyorum görmüyorum. Aklımdan geçiyor. Bu ne lan? A great advisor. Ana öldü lan. Aha. Koalisyon geliyor gençler. Koalisyon geliyor. Bizim bir advisor'ımız ölmüşmüş. Enflasyoncuyu alabilirim bak. Prestijci de var. Vergici de var. Enflasyonumuz kaç oldu? Enflasyonumuz %0.83. Çok bir şey değil yani. Hiçbir şey değil hatta. Yani o yüzden enflasyoncu bize çok bir yarar sağlamaz. Ne yapıyorum ben ya? O yüzden onun yerine mesela şunu alalım. %10 vergi oranına bonus getirsin. Tamam. Bu iyidir bence. Bu iyidir. Gelsin. Tamam. Oo, geliyor geliyor. Şimdi abi hemen bakalım. Hemen bakalım. Koalisyonda kimler var? Aa, bu dallamalar var. Minik devletler. Ondan sonra büyükleri de yanlarına alıyorlar. Benim asabımı bozuyorlar. Ben bunlara savaş sebebi araştırabilir miyim acaba? Ya da savaş açmaya çalışsam açabilir miyim? Oha. Şuradan. Bırak onlar açsınlar. Zaten benim bir taktiğim var. Bunu da sağ olsun Serkut arkadaşımız bana şey yaptı. Bu taktiğin fikrini verdi. Daha önce pek kullandığım bir taktik değildi. Aha bak, buraya savaş sebebi araştırabiliriz veya saldırabiliriz direkt. Ama yine abi şeyde. Nerede bu? Ha şuradaydı, pardon. Yine bunun içerisinde. Ya imparatorluk bize saldıracak. Anlaşılan bu. Ama ben saldırırsam kimse bana destek çıkmadı. Oo, Britanya demek öyle. Ben sana bir hazırlık yapayım. Sen bir gel hemen buraya. Aslında burası güvenli. Burada takılabiliriz. Pardon, burada durmamıza gerek yok. Tamam. Koalisyon. Gel bakayım genco koalisyoncu. Hadi be. Of. Oyun çok duruyor abi. Avusturya. Oo. Hoş geldin genco. Gel abi gel. 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 Geleceğiniz varsa göreceğiniz de varsa. Hayatınızın şokunu yaşatacağım size. Gel abi sen buraya. Ya yapma. Yine mi düştü elemanımız? Yok düşmemiş. Ha, yok. Tamam anladım. Şimdi Avusturya ile koalisyon savaşına gireceğimiz vakit ben bunlarla girişirim abi. Düşünüyorum da ben buna saldırsam abi. Bak bu da gelirim diyor ama favor kullanmam lazım gelmesi için.
Bak 10 favor kullanmış oluyorum. Castilia'yı çağırsam o da 10 favor. Ama Castilia ile zaten favor sayımız inanılmaz derecede fazladır diye tahmin ediyorum. Bakayım. 29 yani rahatız. Ama Aragorn'a karşı zaten çağırmama gerek yok ki. Şimdi düşünüyorum. Acaba diyorum ki Aragorn'a saldırsam. Oha. Ben Aragorn'a savaş sebebi araştırmama gerek yokmuş ki. Ben niye böyle saçmaladım ya? Her yerde savaş sebebimiz var zaten Aragorn'a karşı. Baksana. Claim olmayan yerleri almak tabii ayrı bir hikaye ama. Aa, toprak veririm ben sana dediğim zaman Aragorn'a saldırırsak gelmiyorlar herifler. Toprak istemiyorum ben. Friend recently broke a promise. Oo, yapma. Abi o ne zaman geçecek ya? O ne zaman geçecek? Hayır bir de şey. Hani kendiliğinden zaten geliyorlar. Ben diyorum ki üstüne sana toprak vereceğim diyorum. Yok o zaman gelmem diyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Tamam hani daha önce söz verdik toprak ve sonra toprağı vermedik onlar. Olabilir. E sen şimdi zaten geliyorsun savaşa. Ben diyorum ki tamam üstüne bir de toprak da veririm ben sana. Dediğim zaman yok gelmiyorum diyorsun. Böyle aptal bir şey olamaz yani. Fransa, şey Avusturya, Macaristan bunlar zaten standart hep geliyorlardı. Ta oyunun başından beri neredeyse. Avusturya ile bu dallamalar ittifaka girdiklerinden beridir bunlar geliyorlar savaşa. Şimdi bize Polonya ile Kastilya da geliyor bu savaşa. Papa gelmiyor. Papa neden gelmiyor? Favor'ım yok diyor. Favor'ın yok bana benim yanımda diyor. Ne kadar favor lazım bize daha? 6 daha o 4 yıllık favor ihtiyacımız var. Peki. Şimdi abi koalisyon haritası bu. Britanya en şey yakınlardan bir tanesi. Aslında bir tane her türlü koalisyonlara geliyor. Belki buraya savaş sebebi araştırmış olsaydık çok daha iyi olurdu. Yani çünkü şimdi de oradan açsam savaş sebebim yok. Koalisyon savaşı bu ne lan baksana bunlar hep koalisyonda bulundukları için böyle. Bence koalisyon savaşı başladıktan sonra ben Aragon'a ayrı savaş açayım. Böylece bu heriflerle zaten savaşta olmuş olacağız. Aragon savaşına çoğunluğu gelmemiş olacak diyeceğim ama yani daha sonra Avusturya gelmemiş olacak. Aragon'un savaşına kim geliyordu başka? Macaristan, Ferrera olsan olur olmasan olur. Macaristan da bence çok önemli değil. Napoli kalıyor geriye. Napoli'nin yani askeri var ama bizimle boy ölçüşebilecek kadar büyük bir şeye sahip değil. Orduya sahip değil. Bir de development'a baktığım zaman şu bölgede 1, 2, 3, 4, 5 toprak var burada. Bunlar alınabilir. Şu ikisi alınabilir aynı şekilde. Bunlar da Aragon'a ait. Çünkü buralar çöl. Arazi yani. Korsika Venedik'le ittifaktaymış ama Cenova'ya aitmiş bu bölge. Cenova ile ittifakımızı bozduk zaten. İttifakımız yok onlarla. Polonya gelirim diyor. Venedik Kle... o yansın. Yani ittifak... Aa, yine imparatorlukta bulunuyorlar değil mi? İşte. Her neyse. Bu bölgede de mesela Rosillon demiştik. Rosillon burası. Barcelona hariç şu ikisi. Pirineo. Urgel. Zaragoza'yı almam. Bu ikisi olabilir. Bak mesela burası 12, burası 10. Ondan sonra burası 12. Valencia değil de şurası mesela. Bunlar güzel. Valencia 17. Sıkıntı şu, çok böyle dağınık boktan bir görüntü olacak. Affedersiniz yani gerçekten biraz öyle olacak. Personal Union mu? Napoli he tamam o mesele. Napoli'den şu bölgeyi almak lazım. İşte enteresan bazı şeyler var. Şimdi koalisyon savaşı yaklaşırken taktiğimizi belirleyelim arkadaşlar. Biraz oynasın bu şey. Şu orduyu getirsin. Trade dispute. Evet. Ambargo geldi. Bu savaş çıkacak. Ben öyle bekliyorum açıkçası. Bu savaş çıkacak. Şimdi biz taktiğimizi belirlerken arkadaşlar bir de adam gücü kaybını da yaşamak istemiyorum. Bir dahaki bölüme kadar bir ara verelim diyorum.
Şöyle bir şuna bir bakmak istiyordum. 6 demiştik değil mi? Evet. Şu ne alemde? 20 topladık. Şimdi kaç basmam lazım? 25. Şansımız ne? 26. 7 tane kardinalımız oldu. Maksimum seviyeye ulaştık. Papa ne zaman ölür? Onu da beklediğimiz bir şey. Papa bu mudur acaba? Bunun ölmesini mi bekliyoruz? 74 yaş. Allah bilir ne zaman olur. Belki de 85'e kadar yaşayacaktır. Allah bilir. Her neyse arkadaşlar, bu bölümü böyle bitirelim. Bir dahaki bölümde koalisyon savaşı büyük ihtimalle. Geçen bölümde öyle diyordum. Koalisyon geldi daha doğrusu. Geçen bölüm söylediğim gerçekleşti. Şimdi savaşı gelecek galiba. Belli de olmaz. Bazen böyle bir toplanıyorlar, sonra da vazgeçiyorlar hepsi. Tek tek çıkmaya başlıyor ama çok beklemiş olmak gerekiyor. Ben beklemeyeceğim için, hani sakinleşsin diye beklemeyeceğim için, daha da üstüne gideceğim için muhtemelen bu savaş çıkacak. Ya kaçarımız yok. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bir dahaki bölüme kadar tekrar görüşmek üzere. Hadi eyvallah.